أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض إن الله لطيف خبير. صدق الله العظيم. Efendim, hepinize tefekkür saatinden hayırlı akşamlar diliyor. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, her türlü izzet ve ikramı hepinizin, hepimizin üzerine olsun.
Kıymetli izleyicilerimiz, cuma geceniz mübarek olsun. Yapacak olduğumuz sohbeti Cenab-ı Hak inşallah hayırlara vesile eylesin. Efendim biz bu akşam tefekkür saatinde iki konuğumuzu ağırlıyoruz. Birincisi Fasa müftümüz, ordumuzun yetiştirdiği kıymetli bir değer, bir ilim adamı, bir devlet adamı, Fasa müftümüz Sayın Hüseyin Can hocamız. Ve programımızın açılışında Kur'an-ı Kerim tilavet eden ve Fasa'da çok önemli işler başarmış olan örnek bir din görevlisi bir hocamız Sayın Necati Ergül hocamız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sağ hocam olun. Ben öncelikle Necati hocamıza Kur'an-ı Kerim tilaveti için teşekkür ediyorum. Ağzına gönlünüze sağlık hocam. Biz teşekkür ederiz. Programımızın ilerleyen dakikalarında kıymetli izleyicilerimize hocamızı yine tanıtmaya devam edeceğiz. Hocamızın yaptığı çok güzel, çok önemli işler var. Toplumda farkındalık oluşturan çok güzel işler var. Efendim biz bu akşam Fasa müftümüzle ve kıymetli hocamızla birlikte neslin korunmasını konuşacağız. Hem geçmişimizin hem geleceğimizin teminatı olan nesillerimizi nasıl koruruz, nasıl yetiştirmeliyiz, hangi zararlarla nasıl mücadele etmeliyiz? İnşallah bu akşam programımız boyunca Fasa müftümüz bizleri bilgilendirmeye çalışacaklar. Kıymetli hocam, neslin korunması deyince öncelikle bütün dinlerde, ilahi semavi dinlerde Cenab-ı Hak bütün insanlara beş şeyin korunmasını öncelikle emrediyor. Bu beş şeyden birisi de neslin korunması. İyi nesil baba. Deyince ne anlarız? Neslin korunması deyince ilk aklımıza ne gelmeli? Buyurun hocam, söz sizde. Ben de bize bu imkanı tanıyan TV52'ye, onun yöneticilerine, çalışanlarına ve biz dinleyenlere teşekkür ediyorum. Necati Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Bize bir şey açmış oldu okuduğu evet. Kur'an-ı Kerim'le aslında bizim konumuzla da ilgili olan ayet-i kerimeleri evet. okudular, sağ olsunlar. Tabii ki korunması gereken şeyler çoktur. Ancak bunu ilahi dinler çok önemli, zarurat-ı kamsa diye ifade edilen beş temel esastan bahseder. İşte aklın korunması, canın korunması, malın korunması ve neslin korunması, dinin korunması gibi. Evet. Biz bugün burada inşallah aslında zaman olsa da hepsinden bahsetsek ama isterseniz birer cümleyle de yine ifade edelim evet. bir bağlam olsun diye. Can korunmazsa hayat olmayınca din olmaz zaten. Evet. Siz canınızı koruyamazsanız dini yaşayamazsınız. Din korunmazsa, dinin asli kaynaklarından beslenmezseniz, o dinin içerisine tabiri caizse o dini sulandırmaya kalkışanlara siz fırsat tanırsanız din de özelliklerini kaybetmiş olur, Allah muhafaza. Malın korunması da çok önemli. Evet. Mal olmayınca sizi yine yaşatmazlar. Yani İslam aleminin sıkıntılı bu konuda. Elimizdeki mallarımızı, yeraltı hazinelerimizi maalesef koruyamıyoruz. Ecnebiler onları bizden maalesef türlü oyunlarla İslam alemi üzerinde yaptıkları bir sürü böyle desiselerle, çok affedersiniz, şöyle böyle Kürt Mehmet nöbete diye bir laf vardır. Bu şekilde o malı elimizden almaya çalışıyorlar. Bizi de birbirimize kırdırarak bunu yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bizim aslında bugün neslin korunması konusuna gelirsek şöyle düşünelim. Nesil nedir diye düşünülürse bizim bir geçmişimiz var, bir bulunduğumuz dönem, bir de geleceğimiz var. Evet. Bir ağaca benzetecek olursak ağacın kökü vardır, gövdesi vardır, dalları vardır. Kur'an-ı Kerim'de de bu böyle bir misal verilir. Ağacın kökü sağlamsa gövde sağlamdır, dallarındaki meyve sağlamdır. Yani lezzetli olur. Lezzetli olur, yanık olmaz. Çünkü o iyi beslenir kökten. Evet. Şimdi bizim aslında bizi besleyecek iyi bir kökümüz var. Ancak bu kökten bizi koparmaya çalışıyorlar. Ki yüzyıllarca bu yapıldı, yapılmaya çalışıldı. Çünkü şer güçleri durmuyor. Evet. Şer güçleri her fırsatta Müslümanları nasıl kökünden koparabiliriz? Ne yapalım ki onlar geçmişini unutsunlar? Ne yapalım ki bunlar ana gövdeden ayrılsınlar? Uğraşıyorlar.
Şöyle düşünecek olursak, ağacın kökünü geçmişimiz, gövdesi şu andaki durumu ve dallarındaki meyve verecek şey de nesil düşünürsek, evet, o zaman neslin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Evet. Eğer siz ağacın dallarını koruyamazsanız, o zaman ağaç sadece kök ve gövdeden ibaret kalır ki meyve vermez. Hatta meyve, gölgesi de olmaz. Bu manada nesil bizim için çok önemli. Yani bizden doğan, doğacak olan, evet, çocuklarımız veya bizden doğacaklardan doğacakların, onlar bizim neslimiz oluyor. Yani geçmişle bir bağ kurması adına bu nesli bizim korumamız gerekiyor. Evet. Nasıl koruyacağız? Bu neslin karşısında neler var? Tabii ki bunlar üzerinde de yoğunlaşmamız gerekiyor. Evet. Bugün 21. yüzyılda hakikaten geçmişle kıyaslandığı zaman bizim yavrularımız, çocuklarımız, hatta ana kucağındaki 2-3 yaşındaki çocuklarımız diyelim, evet, bunlar bile büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu genç anneler bizden bunu çok daha iyi hissederler. Nasıl mı diye sorulursa, şöyle bir bakıyorsunuz, 2 yaşındaki çocuk, hatta 1 yaşındaki çocuk bile eline telefonu alıyor, o telefonla oynamaya başlıyor. O nereden görüyor? Tabii ki bizden görüyor. Evet. Ya dededen görüyor, ya nineden görüyor, ya anadan, ya babadan görüyor. Bizim yaptığımızı yapmaya çalışıyor. Sonra bir bakıyorsunuz, efendim çocuk 3-4 yaşına geldiği zaman bu telefonlardaki oyunlar, işte bunlarla çocuk bir şekilde oyalanmaya başlıyor. Hatta çocuk şunu diyebiliyor: ya sen anlamazsın, ver ben senden daha iyi anlarım, evet, diyebiliyor. Bu noktada bizim gençlerimizi çok daha tehlikeleri karşı korumamız gerekiyor. Önce tehlikeler nedir, bunu tespit etmek gerekiyor. Nedir tehlike, evet, diyoruz değil mi? Evet. İsterseniz oradan, evet, girelim. Şimdi programın açılışında şunu anladık. Neslin korunması Cenab-ı Hakk'ın öncelikle bütün semavi dinlerde emrettiği 5 yani koruma esasından bir tanesi. Bunu anladık. Neslin ne olduğunu korumazsanız da anladık. Sizin şeyiniz kesilir. Evet. Kesilirsiniz, yani epter olursunuz. Evet. Şimdi, kökünüz kesilir. Koruma deyince elbette korumanın bir karşıtı var. Ona zarar veren olgular var ki buna karşı bir koruma kalkanı gerekiyor. Yani. Öyleyse hocam, nesli nelere karşı koruyacağız? Önce korunması gereken tehlikeler neler? Eyvallah. Ben de aslında onu ifade etmek istiyorum. Bugün nesil neyle, hangi tehlikeyle karşı, evet, karşıya? Bir küfür tehlikesiyle karşı karşıya. Yani bu ciddi bir sorun. Yani geçen bir kardeşimizle oturuyorduk. Çocuğun daha yeni de bir sünnet yaptırmıştı. Sordum, ne yapıyor falan dedim. Hatta baba çocuğuyla o kadar ilgileniyor ki bana şunu dedi: hocam dedi, benim dedi o dediğim adam Yasin'i bile okuyor falan. Ama o duruma geldi ki diyor ki çocuk dedi, baba yani Allah niye bunu böyle yaptı? Sorgulamaya başladı. Acaba boşuna mı namaz kılıyoruz? Ya yoksa? Şimdi, çünkü çocukların izlemiş olduğu TV'deki filmler, o çizgi filmleri, oynadığı oyunlar bir şekilde bir yere doğru götürüyor. Evet. Bunu ben dinledikten sonra şunu hissediyorum: öyle basit bir tehlikeyle karşı karşıya değiliz. Küfür tehlikesi, yani inkar. Evet. İnkarcılık diye bir şey var. Ya diyor ki adam, belki çok yaygın değil gibi gözükse bile bu 1970'li yıllarda çok daha vardı. Ateistlik, komünizm falan diyorduk o zaman. Şöyle diyorlardı o zamanları çocuklara açıktan, bizim eğiticilerimizden bazıları veya başkaları: ya Allah yok, haşa, göster bana varsa. Nereden gösterecek çocuk Allah'ı? Evet. Bir genç, efendim bak, ben var mıyım? Varım. Elindeki bir şekeri bir çocuğa veya bir şey veriyor, al bunu diyor, alıyor. Sen kimden aldın bunu? Hocam senden aldım, öğretmenim senden aldım veya amca senden aldım, neyse. Peki işte o zaman ben varım ki bunu ben sana veriyorum. Allah'tan iste bakayım, sana verecek mi? Evet. Allah'ım bana şeker ver. Verdi mi? Vermedi. Ha yok ki vermiyor. Gibi böyle basit kelime oyunlarıyla
çocuklarımızı bir zamanları o yıllarda çok modaydı. Kelime oyunlarıyla dinsizleştirme, inançsızlaştırma yolu vardı. Bugün bu çok daha sistematik olarak yapılıyor bana göre. Evet. Birçok gencin din değiştirdiğini bazen görüyorsunuz. Biz hep irtidad eden, İslam'a girenleri konuşuruz. Ama bizden çıkanları çok konuşamıyoruz. Ağrımıza gidiyor. Bunlarla da karşı karşıya geliyoruz. Mesela ben bir ara bir gençle karşılaştım. Hocam ne var ne yok, nasılsın? İyiyim elhamdülillah, çalışıyoruz falan. Hocam ben de çalışıyorum. Ne yapıyorsun? Ben de diyor işte kitap mukaddes okuyorum falan. Hayrola? Hocam ben din değiştirdim diyebiliyor. Bazıları da ya ben inanmıyorum hocam ya diyebiliyor bunu çok rahat bir şekilde. O zaman sistematik bir şekilde yapılıyor. Neyle yapıyorlar? Malum işte televizyonlardaki tabii ki hepsini kastetmiyorum. Bunları seçmek lazım. O çizgi filmlerin içerisine koydukları bazı şeylerle. Zararlı akımlarla. Zararlı akımlarla bunu yapıyorlar. Kaldı ki bunun önüne biz geçmek zorundayız. Nasıl geçeceğiz? Tabii ki nasıl geçeceğimizi çağrılar bölümünde isterseniz evet. Şey yaparız. O zaman nasıl geçeceğiz noktasına gelmeden önce bu inkarcılıkta işte Allah'ı inkar etme. Başka? İnanılması gereken değerlerimiz var bizim. Evet. Değil mi? Yani iman esasları diyoruz. Melektir, işte kitaplardır, peygamberlerdir, ahirettir, kaderdir. Bir bakıyorsunuz, böyle boşlu adamlar çıkıyor, şunu diyor, kader yoktur diyebiliyor. Sulandırmaya çalışıyorlar. Evet. Yani kaderi ben şöyle anlıyorum dese, onu siz anlarsınız. Yani وَقَدَّرَ اللّٰهُ تَقْدِيرًا Kur'an-ı Kerim'de Allah onu takdir etti. Yani şeyini yaptı, bir ölçüsünü koydu. Yani siz kaderi şöyle anlarsınız, ben şöyle anlarım, orayı anlarım da yoktur böyle bir şey dediğiniz zaman burada bir inkarcılık başlıyor. Sonra ahiret işte inkar edilmeye karşılığı kim gitmiş de gelmiş işte şu kadar milyon yıllar geçmiş 12 bin, 13 bin, 100 yıl, bin yıl geçmiş. Kimler geri gelmiş? Gelmemiş. O halde gelinmeyecek yani. Gibi inkara doğru sürükleniyor ki büyük bir tehlike bu. Önce bu tehlikelerin biz önüne geçmemiz gerekiyor. Evet. Bu arada bir tehlike daha var. Biraz önce de söyledim. Din devşirme. Yani din devşirme derken bunun iki veçesi var. Bir, dinini değiştirme. Yani Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçiyor adam. Veya Yahudi oluyor. Veya Budist oluyor. Bir de dinin değerlerini değiştirme var. Evet. Asıl tehlikelerden birisi de bu. Evet. Yani örneğin adam diyor ki 5 vakit namaz yok diyor. Namaz 3 vakit diyor. Yani 1400 seneden beri bu İslam ümmetinin Ehl-i Sünnet cemaatinin işte bizim anamızın babamızın bu topraklarda yaşayan o güzel insanların Hazreti Peygamber'in ve eshabının yaptığı bunu değiştirmeye çalışıyor. Şimdi bugün diyecek ki 3 vakit diyecek. Yarın diyecek ki hiç yok diyecek. Yani dini böyle budamaya çalışıyor. Sulandırmaya çalışıyor. Bir de budamaya çalışıyorlar. Bir diğer şey adam diyor ki ya Allah diyor farz kıldı namazı. Farz kıldıklarını kılarım. Sünnete ne gerek var? Kılmasam da olur. Kılmıyorum. Bunlar ne yapıyor böyle? Bunları söylüyor. Şöyle bir bakıyorsunuz. Sünnet yok. 3 vakit. Şu yok. Bu yok derken elinizde kupkuru bir ağaç gibi bir şey din kavramı kalıyor. Bu da büyük bir tehlike oldu. Dalları budanmış, kökleri kesilmiş, kuru bir ağaç. Kurumaya terk edilmiş bir ağaç. Evet. Bu da büyük bir tehlike. Bunları tespit etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir diğer şey gençlerimizin, çocuklarımızın daha doğrusu neslimizin karşı karşıya kaldığı çok ciddi bir tehlikede internet bağımlılığı var. Hatta internetin içerisinde porno düşkünlüğü büyük bir tehlike. Oradaki oyunlar, internet üzerindeki oyunlar var. Hatta biliyorsunuz bazen bu internet üzerinde yapılan oyunlar bizim çocuklarımızı ölüme kadar götürüyor. Evet. Bunu daha geçenlerde haber olarak gördük hem de Ordu'da. Çok acıdık. Düşünün bir anne, baba 17 yaşındaki çocuğunun veya 15 yaşındaki çocuğunun bir oyunla takılıp sonra İnternet. O oyun onu intihara doğru sürüklüyor ve çocuk intihar ediyor. Bundan daha büyük bir tehlike olur mu? Yani biz o zaman ne günü duruyoruz? Yani biz anneler, babalar olarak, müftü olarak, hoca olarak değil mi? Evet. Din görevlisi olarak, milli eğitim olarak, diyanet olarak
Ne günü duruyoruz ya? Şimdi bir çocuk eğer hala biz buna göz yumarsak bunların bir çaresini bulmak lazım. Bunlara bir dur demek lazım. Bu belki Ordu'daki olan hadise bir tane bizim duyduğumuz ya duymadıklarımız değil mi? Evet. Yani yine bakıyorsunuz bazı akımlar var. Ateizm olduğu gibi şeytana tapanlar. Bir bakıyorsunuz adamlar şeytanlaşıyor. Kötülük yapmayı ibadet olarak kabul ediyorlar ve çocuklarımıza bunları aşılamaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi bunlara karşı ciddi manada tedbirler almamız gerekir diye düşünüyorum. Bir diğer tehlike de yine değerli seyircilerimiz bizi buradan takip etsinler. Televizyondaki filmler yani nedir yani bir bakıyorsunuz çocukların elinde kumando çizgi filmler yani evet. Şu kanal bu kanal falan demiyorum. Şu film de demiyorum. İnanın öyle bir bağımlılık yapıyor ki çocuk oraya dikiliyor. Saatlerce orada kalıyor çocuklarımız, gençlerimiz. Saatlerce kalıyor. Sonra bakıyorsun iyice yoruluyor. Orada uyumuş oluyor. Sonra ondan başka bir şey de size izletmiyor. Bir bakıyorsunuz o çizgi filmlerin içeriğine bir incelediğiniz zaman çok büyük ciddi tehlikeler olduğunu görüyorsunuz. Evet. Yani bunlar da bir tehlike diye düşünüyorum. Bu tehlikelere karşı ne yapmak lazım? Yani herhalde bir çözümü olması lazım burada. Evet. O zaman çözüm yolları nedir diye haklı olarak bize izleyenler soracaktır. Evet, yani tehlikeleri gördükten sonra elbette ki kıymetli izleyicilerimiz şimdi merak edecekler. Evet, bu tehlikeler var. Hep siz söylüyorsunuz, başkaları da söylüyor. Tamam da hocam, bu tehlikelerden neslimizi nasıl koruyacağız? Nasıl koruyacağız? Korumak için neler yapmalıyız? Neslin korunması için önce biz ferdi olarak kendimize dönüp bakmamız lazım. Yani şöyle de diye kimse kendini kurtaramaz. Devlet tedbir alsın. Şunları yasaklasın. Şunları yaptırtmasın. Böyle bir tedbir alma yöntemi yok sadece. Evet. Tabii ki devletimiz, yöneticilerimiz o tedbirleri alıyorlar, alırlar. Ama asıl tedbir alması gereken anne ile babadır. Nereden başlar sorusu. Önce biz anne baba olarak biz kendimiz yediğimize, içtiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Tıbben de sabittir. Bir annenin yediğinden, içtiğinden ana rahmindeki çocuğun etkilendiği biliniyor. Evet. Değil mi? Evet. Bir anne alkol aldığını düşünün. Alkol alan annenin rahmindeki çocuk o alkolden etkileniyor. Evet. Yani menfi olarak etkileniyor. O zaman yediği diğer helal kazançlardan da etkileniyor demektir. Yani çocuk daha doğmadan henüz anne karnındayken bile şekillenebiliyor. Hatta şunu söyleyeyim, anne karnına düşmeden önce bile baba beslendiği gıdalara dikkat etmesi gerekiyor. Bunların helal olması gerekiyor. Yani biz daha önceden helal ve haram sınırını bilmemiz gerekiyor. Bu noktada ciddi örnekler var. Örneğin İmam-ı Azam'a atfedilir. Evet. Yeri gelmişken burada söylemiş olalım. İmam-ı Azam'ın asıl adı Numan bin Sabit. Yani aslı Numan'dır adı. Sabit de babası. Evet. Denir ki rivayete göre Sabit bir gün bir nehrin kenarında işte bu Bağdat'taki nehir olsun yani oralı ya. Evet. Abdest alırken yukarıdan suyun içinden bir elmanın geldiğini görür. Alır elmayı eline. Güzel bir elmadır. Kıpkırmızı kızarmış. Suda da gidiyor. Hemen canı çeker bir ısırır. Evet. Isırdığı an dişlerini elmaya geçirmiştir. Haram olduğunu, haram olacağını anlar. Hemen ısırmaz elmayı. Alır eline. Evet. Abdestini aldıktan sonra nehrin gözüne doğru, yukarıya doğru devam eder. Elmayı bulacak. Evet. Nereden elma düşmüş? Elmanın ağacını bulur. Rivayet öyledir. Sonra sahibini bulur. Sahibine gider der ki efendim ben bu nehirde abdest alırken bu elma geldi. Dişlerimi bak gördüğün gibi buna geçirdim. Hemen haram olacağını düşündüm. Yemedim. Sonra bu elmaya baktım. Elmanın ağacını da buldum. Sordum. Bu elmanın ağacı sizinmiş. Lütfen bunu bana helal eder misin? Evet. Şimdi karşıdaki adam da çok zeki bir adam.
öyle bu kadar helalı haramı düşünen birisini eline geçirmişken bırakmak istemez. Efendidir güzel de helal ederim ama öyle helallik çok kolay olmaz. Helal ettim demekle böyle bir şey olmaz. Benim de bir şartım vardır. Ne senin şartın diye sorar Sabit. Sen bana şu kadar sene çobanlık yapman lazım. Hayvanlarımı otlatman lazım. Kabul eder şimdi ya bir sene iki sene neyse veya bir ay iki ay yani belki çok şey değil ama neticede bir şey yapacak sonra tam bitmek üzeredir onun dediği süre. Efendim ben süremi bitirdim. Müsaade eder misin? Artık helal eder misin hakkını falan? Yok ben vazgeçtim bu şartımdan. Benim bir şartım daha vardır. Nedir der? Ya delikanlı benim bir kızım var. Yani gözleri görmez. Dilsizdir. Efendim sağırdır. Elleri de çok tutmaz. Zor gider gideceği yere. Bu kızımla evlenirsen ancak helal ederim der. Şimdi Sabit düşünür biraz. Ne yapacak? Yani dünyayı mı berbat etsem? Ahireti mi? Der ki bu dünya geçicidir. Burada da Allah beni imtihan eder. O halde ben kabul edeyim. Rabbimin huzuruna haram yemiş, kul hakkına girmiş birisi olarak evet. Gitmeyeyim der. Sonra tanışalım derler. Şu odada işte bir git bir bak bakayım der kızın babası. Kapıyı açınca orada ev sahibinin tarif ettiği şekilde hiçbirisi yoktur. Öyle bir kız yoktur orada. Her şeyi düzgün, el ayağı düzgün, bakışları falan normal. Hanımefendi bir kız hemen geri döner. Herhalde yanlış odaya girdim. Dedi ki efendim siz beni yanlış odaya gönderdiniz. O orada sizin tarif ettiğiniz şekilde gözleri görmeyen, işte dilsiz, elleri tutmayan birisi yok. Evet. Tam tersine mükemmel, her şeyi tam, yaratılmışı tam bir hanımefendi var. Dedi ki o zaman evlat... O benim kızımdır. Benim dediğim odur. Ben seni onunla evlendirmek istiyorum eğer sen evlenirsen. Ben dedim ki gözleri görmüyor. Hiç harama bakmamıştır. Evet. Dilsiz dedim yalan konuşmamıştır. Sağır dedim yalanı dinlememiştir. Elleriyle harama uzanmamıştır der. Neticede Sabit'in bu kızla evlendiği rivayet edilir. Bu anayla babadan... Elmayı ısırıp da haramdır diye işte belki yıllarca belki aylarca çobandırıp sonra kabullenemeyeceği bir şartı kabullenen bir babayla hiç yalan konuşmamış bir anadan doğar İmam-ı Azam Roman. Evet. Ve anne der ki şimdi benim asıl vurulmak istediğim şu anne der ki İmam-ı Azam'a oğlum Roman eğer senin baban o elmayı ısırmasaydı sen daha başka bir çocuk olacaktın. Sadece ırmakta suya düşmüş bir elmayı dişlerini geçirip bırakıyor. Bırakıyor. Şimdi bakınız burada aslında şu vurgulanmak istiyor. Ha bu doğru olmuştur olmamıştır çok iyi tartışmıyor. Burada şu vurgulanmak istiyor. Sizin yediğiniz haram çocuğunuza sirayet eder. Çocuğunuz o haramdan mütevellit çok yaramaz bir çocuk olabilir. Evet. Yani demek ki nesli korumak buradan başlıyor. Önce helal lokmayla. Önce helal lokmayla biz besleneceğiz. Hatta bunu bir örnek daha verelim. Buyurunuz. O örnek de yine şöyle bir örnek. Bir müderristen bahsedilir. Müderris talebe okutur. Yüzlerce talebe okutmuştur. Saygınlığı vardır. Herkes sever. Hoca efendi deyince, yani onu görünce herkes yakasını ilikler. Ona bir saygısı vardır. O arada o zamanları da böyle sular susuzluk vardır yine dünyada bugün de susuzluk var ya belirli yerlerde evet. İnsanlar su ihtiyaçlarını develerle tulumlarla taşırlar yani tulumları develere yüklerler sularını işte 5-10 kilometre uzaktan götürürler fakat bir noktaya geldikten sonra bunların bir taraftaki develerin bir taraftaki tulumlarına bir şey batırılır, sular akmaya başlar. Evet. Bir böyle, iki böyle derken bir gün derler, ya burayı iyice bir gözetleyelim, kim var burada, ne olabilir derler. O noktaya gelince bir bakarlar ki bir afacan çocuk elinde iğne ile beraber yanı başından geçen develerin
tulumuna iğneyi batırır. Evet. Sonra çocuğu yakalarlar. Sen kimin nesin falan derler. Çocuğun babasını öğrenirler. Bir bakarlar ki çocuğun babası Umid Eriz. Evet. Tabii ki hocaya karşı çok ciddi bir saygı vardır. Nasıl desek, desek mi demesek mi hocam, senin afacan yani bize böyle yaptı. Böyle bir yaramaz. Ya gel demeyelim der kimisi. Kimisi ya demeyelim de bu çocuk başkalarına da zarar eder. Der ki birisi ya diyelim ama biraz böyle şey de diyelim hani ezilerek evet. Üzülerek diyelim. Hocam affedersiniz falan işte müsaade alırlar. Böyle bir durum var der. Hoca teşekkür eder onlara. Sonra tamam der bu meseleyi halledeceğim der. Onları gönderir. Sonra çocuğu gelir annesine gelir. Koca efendi eşine. Hanımdır ya bir sıkıntı var. Nedir? Bu çocuktur böyle böyle yapıyormuş. Yani ben düşündüm. Hayatım boyunca hiç haram yemedim. Sen yedin mi? Olur mu bey? Sen getiriyorsun ben yiyorum. Yapıyoruz yiyoruz yani. Nasıl haram olur? Der. Yine de bir düşün der. Hoca efendi müderris. Sonra kadıncağız düşünür. Efendi ben buna hamileyken bir ağız bozulması derler ya. O zaman bir komşuya gitmiştim bir maslahat için. Komşunun tereyinde bir ayvayı gördüm. Veya limon deyin buna, ayva deyin, elma deyin. Gördüm, içim çekti yemeği. İsteyip yemekten utandım. Ne yapayım dedim. Ama yemem de lazım. Yakamda iğneyi aldım. O ayvaya veya işte oradaki meyveye neyse batırdım, onun suyunu emdim. Bundan başka bir şey bilmiyorum efendimdir. Aa hanım, işte senin batırdığın o iğne çuvaldız oldu bizim afacanlarında, bu sefer de su tulumlarına batırıyor. Neyse helallaşırlar rivayete göre. O kadın da demez ki ya olur mu ya haram olsun der mi? Ondan sonra bu çocuk bu kötü alışkanlığından vazgeçtiği söylenir. İşte buradaki anlatılmak istenen bu misaller şudur. Siz efendim haram yerseniz neslinizi kaybetmeye başlamışsınızdır. Nesil sizden kopmaya başlamıştır. Buna bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ilk dikkat edilmesi gereken şey helal lokma. İlk dikkat edilmesi gereken şey helal lokma. Önce anne baba helal lokmayı yiyecek ve onu yerken de helal lokmayı da yani nasıl yemesi gerekir söyle yiyecek. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi besmelesiz yirseniz, besmele çekmeden değil mi? Hamd etmezsek, tıka basa yirsek, helal da yesek bu da sıkıntı olur yani değil evet. mi? Birinci nokta bu. Yani anne, baba gelecek olan neslin korunması noktasında kendi üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Evet. Ondan sonra çocuk dünyaya gelecek. Gelecek. Ne olacak? Ondan sonra görev nedir annenin babanın? Buradan alırsak daha iyi anlaşılmış olur. Evet. Yani. Ondan sonraki durum çocuk işte ana rahminde anne helal değil mi? Evet. Baba helal yiyor, çocuk dünyaya geldi. Çocuğun dünyaya geldiği zaman Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz daha çocuğun kulağına ezan okunmadan tahnik diye bir şey var. Böyle tatlı bir şeyi ezerlermiş hurma gibi çocuğun ağzına sürüyorlar. Sonra çocuğun kulağına, sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet. Çocuğun dünya kelamı olarak işittiği ilk söz Allahu Ekber olmak. Bu çocuk ilk doğduğunda mı hocam? Doğduğunda. Oradan evet. başlıyoruz şimdi. Şimdi doğduğundan başlayarak böyle gelirsek o evet. zaman görevimizi yaparız. Yani biz görevimizi yaptığımız halde, bütün görevlerimizi yaptığımız halde çocuk yaramaz yani, bir insan olabilir mi? Olabilir, evet olabilir. Olabilir, normaldir ama mesela Nuh Aleyhisselam'ın evet, çocuğunda Lut Aleyhisselam'ın çocuğunda olduğu gibi. Ama bu şu demek değildir. Hep öyle oluyor. Biz görevimizi yapmak zorundayız. Ama görevini yapıldığı zaman genelde çocuklar hep böyle güzel çocuklar oluyor. Yeter ki yapmak. Evet. Efendim ezan okudunuz. Sağ kulağına ezan. Ezan, sol kulağına kamet getirmek gerekiyor. Evet. Sonra çocuk güzel bir isim. İsmin bile çocuğun üzerinde etkisi olduğunu evet, söylüyor. Bilimsel olarak zaten ispatlanmış. İsmin çocuğun yani. Karakterinde karakter hayatın etkileri olduğu. Eyvallah. O zaman ya siz kalkıp da siz çocuğa kaya, taş,
bilmem savaş, uzay, kuzey bilmem savaş korsanız o çocuk savaşır. Taş derseniz çocuk taş alır atar. Değil mi? Evet. Ye onun yerine Muhsin, Muhlis, Abdullah, Abdurrahman değil mi? Abdurrazzak korsanız Yüce Rabbim'in güzel isimlerini Peygamberimiz öyle buyuruyor ya. Ya siz çocuklarına peygamber isimleri koyabilirsiniz ama Allah tamlamalı isimler. Abdullah, Abdurrazzak, Abdurrahman gibi bunlar güzel isimlerdir. Evet. Şimdi böyle koydunuz çocuk devam ediyor. Evet. Bu arada biz şunu anlatmış oluyoruz burada. Neslin korunması noktasında anne ile babanın neler görevler yapması görevlerinde böyle direkt girmiş olduk. Yani. Evet. Sonra çocuk tabii ki yine emzirilirken de dikkat edilmesi gereken helal dedik ya. Evet. Bir nokta daha var. Burada da bir şey anlatayım ben. Hep hoşuma gider. Eski ninelerimiz Osmanlı hanımları evet, çocuklarına Yasin sütü içirirlermiş. Şimdi sorsak buradan izleyicilerimize Yasin sütü diye bir süt duydunuz mu? Ben inek sütü duydum. Koyun evet, sütü bilirim. Keçi sütü bilirim. Çok affedersiniz eşek sütü vardır. İlaç olarak içilebilir. Yani camış işte manda sütü vardır ama ya, bir de anne sütü de vardır. Yasin sütü nedir diye sorsak acaba böyle imkan olsa da ya, bilenlere hediye veririz. Herhalde yani duyulmamıştır hocam. Şimdi yani çok duyulduğunu düşünmüyorum. Yani duyuralım o zaman inşallah. Ne demek hocam? Yasin sütü şu efendim. Bizim nenelerimiz çocuklarını emzirirken abdestsiz emzirmezlermiş. Evet. Mutlaka abdest alır. Hatta gece çocuk uyandığı zaman abdestini alır anne. Sonra göğsünü beşikteki yavrusunun ağzına verir ve başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim diye devam eder. Çocuğunu emzirirken Yasin okuyarak. Çocuk bir taraftan emiyor. Anne de böyle kısık sesle Yasin okuyor. Ve ileyhi turcaun. Yasin'in sonuna gelene kadar bir 10 dakika gibi bir geçer mi sen hocam? Geçer galiba. Geçer değil mi? Yani o arada 10 dakikada çocuk annesini emer. Çocuk doyar. Zaten kısık sesle böyle okuyor. Ninni ninni der gibi. Hem ve çocuk uyumaya terk edilir. Rahatlar. İşte Yasin sütü budur. Kıymetli hocam. Anne sütüdür ama Yasin okuyarak emzirdiği için buna Yasin sütüdür. Şimdi bu çocuk nasıl yaramaz olur? Evet. Şunu biliyor musunuz? İşte buradan başlayacaksınız çocuklar. Hocam ben izniniz olursa birinci bölümün bitmesine son 6 dakikamız kaldı. Vakit su gibi geçiyor. Bu arada yanınızda sizinle birlikte çalışan çok kıymetli bir hocamız da var. Ben son 6 dakikayı da eğer uygun görürseniz hocamıza vererek mi değerlendirelim, nasıl şimdi yapalım? İsterseniz o çocukların anlatacağı konuyu ben biliyorum. Muhtemelen cami buluşması noktasında evet, hocamdan faydalanacağız. Oraya kadar bir gelelim. Gelelim. İkinci bölümün başında hocam tamam, oraya girsin. Tamam istersen hocam, siz devam edin o çünkü zaman. Çünkü oraya kadar gelmek gerekiyor. Çocukları şimdi bir namaz çağına kadar bir gelelim bir o zaman. Buyurun ya, hocam. Bir getirelim. Namaz çağında 3-4 yaşına gelsin. Camiye gelebilecek. İsmi kadar verdik. Çocuklara sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet ve güzel bir isim şimdi vermek bunlar, anne babanın ilk görevlerinden. Şimdi bundan sonra şey başlıyor. O çocuklar yavaş yavaş annesini babasını tanımaya başlıyor. Evet. Ya anne gülerse o çocuk da gülümsüyor. Annenin sesini tanıyor. Babanın sesini tanıyor. Evet. Bu süreçte anneye babaya düşen şöyle bir şey var. Yani hep okuma anlamında değil. Anne baba sert konuşmamalı. Evet. Yani çocuğa tebessümü çocuktan eksik etmemeli aslında. Ne faydası var? İşte onların her birileri bu sözlerin yankılandığını düşünün. Çocuğun kulağında oluşacak olan seslerin daha yumuşak, daha nazik değil mi? Daha böyle kibar olduğunu düşünürseniz o orada yer ediyor. Yani sanki bilgisayara kazınır gibi o kazanıyor. Hard diskse kaydeder gibi. Evet. Kaydediliyor. Sonra çocuk öyle bir
meleke ile öyle bir mizaç, karakter oluşuyor. Bunu da eksik etmemek gerekiyor. Şimdi geldi çocuk biraz. İşte yavaş yavaş konuşmaya başladı, konuşuyor. Annenin hoşuna gidiyor. Bir taraftan adım atıyor. İki elinden tutuyorsunuz, gezdiriyorsunuz falan. Hadi bakayım bir adım daha at. Çocuk bir adım atıyor. Bir gülümsüyor, cıv yapıyor. Adım attığı için hoşuna gidiyor. Sonra konuşuyor falan. İşte burada yine anne babaya düşen bir şey var. İlk sözlerinin çocuğun Allah demeyi öğretmek lazım. Çok önemli. Evet. Hadi bakayım Allah de. Bak Allah var de. Değil mi? Bunları öğretmesi gerekiyor. Sonra yavaşladıkça, büyüdükçe 3-4 yaşına geldim mi, bugün biz Diyanet İşleri Başkanlığımızın da üzerinde hassasiyetle durduğu 4-6 yaş grubu var ki, bunlarda yoğunlaşmak gerekiyor. Artık çocuk 3 yaşında, 4 yaşında annenin verdiği eğitim, öğretimin yanında bu işi bilenler tarafından eğitilmeye doğru sevk edilmesi lazım. Yani topluca. Çocuklar da birbirini seviyor. Çocuklar şimdi gelseniz şuraya 3-4 tane çocuk getirsek, çocuklar bizim yanımıza gelmez. Çocuk çocuğun yanına gidiyor. Hemen birbirlerini buluyorlar. Birbirlerini buluyorlar. Onlarla konuşuyorlar. İşte bu ortamları da hazırlamak lazım. Ha, bu noktada tabii ki o ortamlar hazırlanırken ne vereceğiz orada? Yani kalkıp da çocuk şey değil, bir kap değil ki hemen doldur doldur. Evet, çocuk bir temiz bir kap gibidir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Onun içerisine ne doldurursanız onu alır. Yani bir kap düşünün, içine altın korsanız altın tası olur. Değil mi? Gümüş korsanız gümüş olur. Başka bir şey korsanız bu olur. Ama neticede o şu demek değil. Çocuğu her koyduğunuz, bahsini doldurunuz, bunu hazmedecek yaşta değil ki daha. Oyun çağı. Ne yapacağız ona? Bazı değerleri anlatmak lazım. Değerler eğitimine tabi tutmak Değerler eğitimine tabi tutmak lazım. O değerler eğitimini de ne kadar, nasıl alacak, onu eğiticiler, öğreticiler bunu daha iyi biliyor. Yani oraya şu anda ne kadar zamanımız var birinci dönemde son bilmiyorum ama. İki buçuk dakikamız var hocam. Şöyle, ara vereceğiz. Şöyle diyeyim. Değerler eğitimi noktasında çalışıyoruz elhamdülillah. Başladık, zevkle bu işi yapıyoruz. Ha bu arada bizi izleyenlerden özür dileyerek bunu ifade edeyim. Geç kalmış olabiliriz biz. Fakat bazıları biraz çok da üzerime gizli geliyor. Geç kalmış. Ya şimdi yeni imkan verildi ki. Evet. Biz hani bu noktada daha Kur'an öğrenmede, öğretmede yaş sınırlaması vardı. Yani, bunu engelleyen bir takım yasalar vardı. Yasalar vardı. Bazı işte imkanlar kısıtlıydı. Elhamdülillah. Bu imkanları bize şimdi buyurun. Yürü ki meydan senindir bu gece diye melekler. Evet. Şimdi bize diyorlar ki hadi bakayım Diyanet mensupları, hadi müftüler, hadi imamlar, hadi Kur'an kursu öğretmenleri. Meydan sizindir. Bu çocukları kurtaralım. Evet. Bu çocukları tehlikeli akımlara kurban vermeyelim. Kurban vermeyelim. Herkes Allah rızası için bu taşın altına elini değil gövdesini koysun diyor devletimiz. Biz buna hazır olmak zorundayız. Evet. Bunun için değerler eğitimi, bunu bilenler başlayacak. Ne verebilir? Mesela bizim Fatsa'da 4-6 yaş grubu 3. senedeyiz bu sene. Çok şey aldık bundan. Geri dönüşler, güzel geri dönüşler var. Çok güzel geri dönüşler var. Milletimizin teveccühü var. Allah razı olsun. Millet bize güveniyor. Biz elimizden geldiğini yapıyoruz. Yani bir iki kişiyle olmuyor. Bir orduyla yapılıyor. Evet. Bizim şimdi bu konuda çalışan öyle düşünün bir ordumuz var. İmamlarımız, hocalarımız destek veriyorlar. Evet. Kur'an kursu hocalarımız canlarıyla, ballarıyla, başlarıyla bu konuda kendilerini feda ediyorlar. Mesela diyelim ki bir Kur'an kursu öğretmeni sabah saat 8'de gelip bir de gitmesi gerekirken akşam 5'te gidiyor. Evet. Bu ne güzel bir şey değil mi? Ne güzel hasbiydik yani. Şeyin hesabını katmıyor. Evet hocam. Yeter ki çocuklarımıza bir şey verelim diye başlıyorlar ve evelallah veriyoruz. Hocam dediniz vakit doldu. Evet kıymetli hocam. Şimdi izninizle bir kısa bir ara verelim. Hı-hı. Kaldığımız yerden programın ikinci bölümünde devam edelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Necati hocama bir ara verelim. Ben de dinlemiş olurum. Efendim şimdi programımıza kısa bir ara veriyoruz. Programımız kısa bir aradan sonra Fatsa ilçe müftümüz ve yanında kıymetli hocamız Necati Ergül ile birlikte devam edecek. Programımızda çocuklarımızın ve neslimizin korunması ve bu uğurda yapılması gerekenleri konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayınız.
dilenen sadece çevremiz. Geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler, çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde. Adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi, numara 43 Taksim A, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi, numara 124 Taksim A, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-3111. Hadi. Zarafete ve şıklığa önem veren bayanlar. Tüm bayanların zevklerine göre Ehadi Moda Fatsa'da 3 katlı mağazasında spor giyim, abiye, tesettürde ve büyük bedende markalarımız seçil. SCL, Galaxy, Moda İlgi, Gilda, Selen, Vakko, Albina ve özel tasarım ürünlerle Ehadi Moda sizleri farklılaştırmaya devam ediyor. Kadın ve moda Ehadi'de tarza dönüşüyor. Ehadi Moda'yı Instagram ve Facebook sayfalarımızdan da takip edebilirsiniz. Ehadi Fatsa'da Sakarya Caddesi'nde. İnternet adresimiz www.ehadi.com. Mağazamıza sizleri bekliyoruz. E ne duruyorsunuz? E hadi. Kalitesi, referansları ve 20 yıllık tecrübesiyle sektörün önde gelen firmalarından olan Yıldızoğulları İnşaat, tamamlamış olduğu birçok projesinden sonra şimdi de Samsun'da hayallerinizi süsleyecek projelere imza atıyor. Sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesi, şık, ferah ve konforlu bir daire sizleri bekliyor. Huzur ve güven içerisinde oturacağınız daireler Yıldızoğulları İnşaat güvencesiyle. Yıldızoğulları İnşaat, Samsun. Ercan ve Özcan Yıldız kardeşler. Kaliteli yaşam inşa ediyoruz. Yıldızoğulları İnşaat. Restoran ve kasabı birleştirdik. Ocakbaşı kültürünü değiştirdik. Emir Et Ocakbaşı'nda ister et ürünlerinizi gelin kasabımızdan seçin alın. İsterseniz restoranımızda ailenizle, dostlarınızla leziz sohbetler yapın. Emir Et Ocakbaşı'nda her sabah çorba çeşitleri, öğlen ve akşamları ızgara çeşitleriyle ister telefonla sipariş verin, isterseniz restoranımızda sizleri misafir edelim. Aile restoranı bahçemizde, özel günleriniz için bizi arayabilirsiniz. Ev ve iş yerlerine servis telefonlarımız 0452-234-5946 0537-925-7207. Adres Cumhuriyet Mahallesi, Kazım Türkmen Caddesi, numara 36 Taksim A, Altınordu, Ordu. Garipler mühendislik projelerinde yaz fırsatları. Şahin Çili Mahallesi, Azak Tower 6 blok 232 daire. Uçak Mahallesi Mayviya 452 4 blok 142 daire. Uçak Mahallesi Vizyon Kent 3 blok 164 daire. Cumhuriyet Mahallesi Zümrüt Konakları 5 blok 100 daire. Fırsat 1. Zümrüt Konakları 3+1 normal daire sadece 199 bin lira. Fırsat 2. Azak Tower 154 metrekare 3+1 normal daire sadece 199 bin lira. Standart altı fiyat ve standart üstü hayat için sınırlı sayıdaki bu daireleri kaçırmayınız. Garipler Mühendislik. Bu şehir bizimle yükseliyor. İrtibat telefon 452-888-1818. Adres Şahincili Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, numara 260, Altınordu, Ordu. Hacıoğlu Grubun prestij projesi Prazis Green Park Evleri yükseliyor. 4+1 2 blok 48 daireden oluşan Green Park Evleri Prazis'de bir yaşam alanından çok daha fazlasını sunuyor. Tüm daireleri muhteşem deniz manzarasına sahip Green Park Evleri, kafeterya, kapalı yüzme havuzu, sauna, kapalı açık çocuk oyun alanları, kapalı otopark ve asansörle otoparktan daireye çıkma imkanıyla fark yaratıyor. Siz de bu seçkin yaşam için harekete geçin. Green Park Evleri bir Hacıoğlu Grup projesidir. Bir ev alırken sizin önceliğiniz nedir? Güven mi?
Huzur mu? Mutluluk mu? Komşularınız mı? Sosyal ve yeşil alanların varlığı mı? Hastane, şehre, havalimanına, otobana uzaklığı mı? Yoksa yatırım mı? Eğer bunlardan birini istiyorsanız bizde yok. Ama hepsini istiyorsanız Alanlar Beyazşehir Konutları Şahincili'de yükseliyor. Birinci ve ikinci etap konutlarımız lansman fiyat avantajlarıyla satışları başladı. Detaylı bilgi için 0452 233 0607. Şirin Evler Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, İran Yolu üzeri Altınordu Ordu. Alanlar inşaat, alan kazanır. Ev sahibi olmak isteyenlere Güreş Pazarlama ve Şihoğlu Şahin İnşaat'tan müjde. Denize 150 metre, Karadeniz Otoyolu'na 100 metre, ayrıca Ordu Giresun Havaalanı'na 800 metre uzaklıkta daireler, anahtar teslimi 90 metrekare ve 140 metrekare dairelerimiz satışa başlamıştır. Cennetten bir köşe olan Gülyalı'da ömrünüzü geçirmek isterseniz işte fırsat. Ordu Üniversitesi Turizm Fakültesi ile bitişik daireler, pişman olmayacağınız yatırım, deniz ve doğada ortak yaşam. Reklam yapmıyoruz, geç kalmayın diye uyarıyoruz. Özellikleri görülmeye, güzellikleri yaşamaya değer. Sizi evlendirelim, sevdiklerinizle mutlu olun, mutlu ve sağlıklı yaşayın. Adres Ürünbey Mahallesi, Alişen Caddesi, numara 10 Gülyalı. Şarkiye Mahallesi, Osmanpaşa Caddesi, numara 76 Ordu. Limitsiz, hızım fiber olsun diyenlere büyük haber. 24 megabite kadar hızlı D-Smart.net limitsiz fiber internet. Her şey dahil. Ayda sadece 59 lira. Üstelik Premier Ligi ve dünyanın sporunu cepte. Web'de, tablette izleyebileceğiniz GoSpor'da içinde. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. D-Smart. Ordu'da yeni bir yaşam başlıyor. Çağdaş Ordu'nun inşasında güvenilir marka Selçuk İnşaat sizlere sağlıklı ve mutlu bir hayatın kapılarını aralıyor. Aradığınız her şey bu harika evlerde. Emirkent 2 projesi dairelerimizin tamamı 4+1 olup 190 metrekaredir. Ayrıca açık yüzme havuzu, kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, Türk hamamı, Fin hamamı, tuz odası, otomatik merkezi süpürme sistemi de bu akıllı evlerde. Üstelik %0.10'a kadar konut kredisi kullanma imkanıyla. Çağlayan sitesi projelerinde açık yüzme havuzu keyfi sizi bekliyor. Bitmedi. Ordu'da huzurun adresi Melikşah sitesi, Gümüş Evler, Şanlıtürk 1 ve Şanlıtürk 2 Candankent sitesi de Selçuk İnşaat güvencesiyle sizinle. Gelin hayallerinize Selçuk İnşaat güvencesiyle kavuşun. Selçuk İnşaat, geleceğinizi inşa ediyoruz. Bundan tam 40 bin yıl önce ilk barınaklarımızı inşa ettik. 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'yi, 5 bin yıl önce Stonehenge'i ve 4500 yıl önce Keops piramidini. Amacımız korunmak, yaşamak, aşk veya ibadet etmek de olsa kendimiz için her zaman daha iyisini hedefledik. Matematik, geometri, mühendislik ve mimarlık sürekli gelişti. Şimdi tarihin tüm bilgi birikimini Alan Yapı Elit Park konutlarında topladık. Sınırlı sayıdaki daireleriyle Ordu'nun yaşam merkezi Elit Park konutları sizleri bekliyor. ordualanyapı.com.tr 0452 234 1905 Alan Yapı, alanında lider. On Blok 104 Daire Ordu'nun en şık yaşam projesi. Şehrin kalbi Karşıyaka'da. Çok yakında. Bekleyin. ATV spor tutkunu yılların Fiko babası artık Boztepe'de. ATV kullanamıyorum diyenler, 10 dakikada güvenli ATV sürmeyi öğretiyoruz. Aynı zamanda ATV eğitimi vererek
güvenli nasıl sürülür size eğitmenlik yapıyoruz. Macera ve adrenalin tutkunları, ATV keyfini yaşamak isteyenler sizi Boztepe'ye safari tura bekliyoruz. Doğayla iç içe, bol oksijen ve ATV spor keyfi. Hem eğitim almak hem de boş zamanlarınızı değerlendirmek için. Boztepe'de Efendioğlu ATV Safari Turu arayarak rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Efendioğlu ATV Safari Tur 0537 673 3116. Boztepe, Ordu. Sevgili izleyicilerimiz, bu telefona cevap vermem gerekiyor. Baba. Efendim kızım. Peki kızım, babanı seviyor musun? Kritik soru. Çok kritik. Evet. Anne, efendim anne. Bütün güvenlik tedbirlerini aldım. Şu anda benim burada durmam tamamen güvenli. Aşağı düşme imkanım yok. Nasıl bir güvenlik önlemi aldığımızı da Muzaffer gösterir misin? Biraz geri çekil. Gördüğünüz gibi... Evet. Şimdi gördüğünüz muhteşem bir orman. Hemen arkamızda görüyoruz. Orman nasıl katledilir? Bunun bir örneğine şimdi şahit olacağız. Bakın. Sevgili izleyiciler, ben Muzaffer. Senin elinde kolunda bir şey yok. Ben 11 kilo sırtımda. Muzaffer! Ah, buyurun. Yani hiç durmaz. Ani hareketler işte bu uçurumdan aşağı insanın uçmasına sebep olabilir. Evet. Efendim, verdiğimiz kısa bir aradan sonra Tefekkür Saati programımız kaldığı yerden devam ediyor. Kıymetli izleyenlerimiz, televizyonlarını yeni açan ya da televizyonlarında TV 52 ekranlarını yeni açan saygıdeğer izleyicilerimiz için bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Biz bu akşam Tefekkür Saati'nde Fas İlçe Müftümüz Sayın Hüseyin Can ve Fas Orta Büyük Camii İmam Hatibimiz kıymetli hocamız Necati Ergül'ü konuk ediyoruz. Biz hocamızla bu akşam neslin korunmasını konusunu işliyoruz. Hocamız programın birinci bölümünde nesil nedir, nesiller nasıl korunur anlattılar. Nesillere tehlikeli zararları ve akımları konuştuk. Hocam, programa ara vermeden önce çocuğun dünyaya gelişinden 4 yaşına kadar olan kısmını anlattınız ve orada dediniz ki... Anlatmaya çalıştık, evet. 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarından, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın son yıllarda başlattığı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarından ve bu kurslarda verilen değerler eğitiminden bahsediyorduk. Ben hatırlatalım diye söylüyorum bunları. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu kurslarımızda çocuklarımıza ne gibi eğitimler veriliyor? Bunlardan kısaca bahsedelim şimdi hocam. Şimdi elhamdülillah konu neslin korunması, evet, olunca çocukları da korumak gerekiyor. Şöyle özetlersek, dedik ki neslin korunması için önce anne ile babanın helal lokma yemesi, evet, lazım. Çocuğunu helal yedirmesi lazım. Bu arada şunu da söylemek gerekiyor. Neslin korunması için nikah müessesesinin kesinlikle, evet, ayakta olması gerekiyor. Nikahın olmadığı yerde, değil mi? Evet. Nesil korunamaz. Sonra çocuklar işte korunması için ona bir şeyler vermek gerekiyor. Değerler eğitimi dedik. Değer dediğiniz nedir sizin? Çocuklara ne verebilirsiniz? Önce o pırıl pırıl zekalara onu yaratanın, ona rızık verenin Cenab-ı Hak olduğunu ona anlatmak gerekiyor. Evet. Allah'ın varlığını ve birliğini bir şekilde onun anlayacağı dille onu anlatmamız gerekiyor. Bunu yapıyoruz. Evet. Sonra peygamber sevgisini çocuklarımıza böyle anlayacağı dille anlatmaya çalışıyoruz. Hak, hakikat kavramları. Bunlar üzerinde duruluyor. Çocuklar biliyorsunuz hep her şeyin kendilerinin olmasını isterler küçük yaşta. Evet. Sahiplenme duyguları vardır. Çocuk psikologları bunları söylerler. Çocuğa şunu da söylemek gerekiyor. Bak, bu tamam senin ama şu da senin arkadaşının. Şunu sen arkadaşınla paylaşabilmelisin, bölüşebilmelisin. Evet. Paylaşmayı, bölüşmeyi çocuklarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Beraberce bir arada yaşamak nasıl olur? Birbirlerini incitmeden, birbirlerini ittikleri zaman, kalktıkları zaman, hatta birbirlerini vurdukları zaman bunun doğru olmadığını,
düştüğü zaman kaldırmanın doğru olduğunu, bunlar bir şekilde çocuklarımıza anlatılıyor. Sonra çocuklarımıza bunlar anlatırken işte bir yemek yeme adabı değil mi? Evet. Nasıl yenir yemek? Nereden yenir? Peygamberimiz bir hadis-i şerif var biliyor musun? Sen önce diyor besmele çek yemek yerken, sonra kül min yelike, sonra seni takip eden yani önünden hemen sana yakın olan, kabın yakın olan yerinden ye. Çocuklarımıza mesela bunları anlatmaya çalışıyoruz. Adab-ı muaşereti, birlikte yaşama kuralları, değerler eğitimi. Besmele, yani besmelenin, hadi bakayım besmele çekelim diyoruz. Beraberce besmele çekiyorlar. Yemek bittikten sonra ne denir çocuklar diyor. Elhamdülillah. Su içtiğimiz zaman değil mi? Elhamdülillah. Evet. Bunlar bir şekilde anlatılıyor. Bir de tabii ki değerler deyince sadece bu dini kavramlarla olan değildir değerler. Vatan, millet, bayrak sevgisi de. Vatanın önemli, onların anlayacağı bir dille. Bayrağımızı gördün, bak bu bizim bayrağımızdır, bu bizim istiklalımızdır, bu bizim istikbalimizdir. Biz bunun için yaşıyoruz. Bunun üzerindeki kırmızılık bu vatan için şehit olanların kanından sulanarak gibi onların anlayacağı dille. Bunlar güzelce anlatılıyor, anlatmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah. Evet. Güzel bir şey veriliyor. Sadece tabii ki bizim o değerler eğitimi verilen kurslarımızda sadece bunlar verilmiyor. Sadece bu bizim şu neslin korunması noktasında burada verdiklerimizle biz yetinmiyoruz. Çocuğun yaş ilerledikçe bizim görevlerimiz artıyor. Devletimizin görevleri artıyor. Biz bu proje kapsamı içerisinde Necati Hocam da burada beraber çalışıyoruz arkadaşlarımızla. Evet. Bir Kur'an kursu yaptırıyoruz. 6 kat inşallah 2 ay sömestri bitecek. Nisan ayında i̇nşallah. Başladık. Güzel bir bina. İnşallah devlet büyüklerimizin de katkılarıyla, Diyanet İşleri Başkanımızın da katılımlarıyla bu binanın açılışını yaparız inşallah diyorum. Şimdi burada biz bu projenin içerisinde bizim bir projemiz daha var. Bu 4. sene olacak. Bunun ilk mimarı Orta Büyük Cami imamımız Necati Ergül Hoca Efendi. Bugün beraberiz burada. Bir gün bana bundan 3 sene, 4 sene önce gelmiş hocam. Böyle bir buluşma yapsak nasıl olur falan diye. Ben tabii ki önce acaba gelirler mi falan diye. Hocam bir kişi de gelse evet kardı tabii ki dedik. O başlandı, güzel bir ses getirdi. Ses getirmenin ötesinde çok çok güzel bir hizmet oldu. Evet. Sabah namazında çocuklarla buluşuyorsunuz. Bu sene yine kendisine dedim ne yapıyoruz dedim. Hocam destek bekliyorum dedi. Bütün desteğim seninle dedik. Geçen cumartesi başladık. Şimdi bu cami buluşmasının mimarından cami buluşmasının. Ben izniniz olursa hocamıza sormak sözü istiyorum. Bırakalım, biz tabii ki hem yerel basında hem de ulusal basında farkındalık oluşturan, dikkat çeken bir çalışmanız oldu orada. Çocuğunu al camiye gel, torununu al camiye gel diye başladığınız bir proje var orada. Kar topu gibi yuvarlanarak çığ oldu, büyüdü. Biz de bunu ilgiyle takip ediyoruz. Hocam ortaya nasıl çıktığını başladı ama siz bunu hangi sahiplerle, neler düşünerek böyle bir işe kalkıştınız ve yaptığınız çalışmalar neler, katılım durumu nedir, şu anki mevcut durum nedir? Bu işin mimarlarından, baş mimarlarından birisi olan Necati Ergül hocamızdan dinleyelim ve ben bu projenin de ilimizin genelinde ve ülkemizin genelinde inşallah neslin korunması adına örnek olmasını istiyoruz. Onun için de hocamızı bu programda ağırlıyoruz. Tabii bu arada hocamızın arkadaşlarını da unutmamak lazım. Hocam tek değil orada. Evet, şimdi hocam onları anlatacak inşallah. Hocam söz sizde, buyurun hocam. Öncelikle böyle bir programda değerli müftümle, siz değerli abimizle beraber olmanın mutluluğunu bütün izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Sağ olun hocam. Herkese, bizi izleyen herkese hayırlı akşamlar, gecelerinin mübarek olmasını dilerim. Yarın biliyorsunuz 24 Kasım bizlerin hepimizin bir araya gelip yetişmesine vesile olan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü de şimdiden kutlamak isterim. Evet. Şimdi Fatsa'mız hakikaten çok güzel bir ilçe. Adı üzerinde Yeşil Fatsa. Dolayısıyla bu kadar güzel bir ilçede güzel idarecilerin, güzel insanların olduğu yerlerde bir proje üzerinde çalışmak, onu hayata geçirmek çok fazla zor olmuyor. Evet. Biz şöyle bir düşünceden yola çıkarak bu projeyi başlattık. Acaba
büyüklerimize şöyle bir soru sorduk. Hiç çocuklarınızla sabah namazına camiye gittiniz mi? Evet. Dedelerimize dedik, torunlarınızla hiç camiye sabah namazına gittiniz mi? Buradan yola çıkaraktan dedik ki bunu daha olgunlaştıralım. O zaman gidenler zaten olmuşlardır ama hiç bu duyguyu tatmayanlara da secdede ve sofrada buluşalım. Çocuğunu al camiye gel, torununu al camiye gel diye bu projeyi başlattık 2014 yılında. Bu sene dördüncü senesi ama üçüncü tekrarı, bir yıl ara verdik. Öncelikle camideki görevli arkadaşlarımızın, müftü beyimizin ve ilçemizin esnaflarının çok büyük destekleri oldular. Ben emeği geçen herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Peki bu projenin içeriği veya canlanmasını bir insan nasıl ifade edebilir? Mekke ve Medine'ye giden insanlar bilirler. Mekke'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok güzel bir hatırası var. Evet. O hatıra şu: Medine'de, Mekke'de aileler sabahleyin çocuklarını bakarsınız ki almışlar Mescid-i Nebevi'ye doğru akın ederler. Uyuyanlar da vardır. Uyuyanlar ailelerin, anne ve babaların omzundadır. Uyumayanlar ellerinden tutmuşlar. Hep ailece, hep beraber Mescid-i Nebevi'ye giderler. Evet. Mekke'de, Medine'de bu güzel örnek hakikaten insanın çok hayretle ve gıpta ile izlediği bir seyir haline gelir. Biz de dedik ki neden bizim memleketimizde sabahın o seher vaktinde o güzel çağrıya kulak vermek suretiyle anneler, babalar, çocuklarıyla, torunlarıyla beraber neden camilere koşmasınlar? Biz çocuğunu al camiye gel, torununu al camiye gel dedikten sonra onun bir çığ gibi büyüdüğünü gördük. Evet. İnsanlar buna hakikaten çok büyük destek verdiler. Destekleri neticesinde bu sefer gelen çocuklarımız orada arkadaşlarını görünce, oradaki güzel ortamı, sıcak ortamı görünce, rahat bir ortamı görünce kendi arkadaşlarını da teşvik ettiler. Yakınlarını da teşvik ettiler derken çok mükemmel bir ortam oluşmasına vesile oldular. Tabii bu çocuğunu al camiye, torununu al camiye gel projesi içerisinde çocuklarımız önceden hazırlıklar yapıyorlar. Akşamdan hazırlıklar yapıyorlar. Pardon hocam, hangi gün yapıyorsunuz bunu? Cumartesi sabah namazıyla beraber. Cumartesi sabah namazında Fatsa Orta Büyük Camii. Evet, cumartesi evet. Sabah namazında Fatsa Orta Büyük Camii'de buluşuyoruz. Secdede ve sofrada buluşuyoruz. Çocuklarımızdan bazıları ailelere anlatıyor tabii ki. Ben sabahleyin kalkamam, yetişemem diye akşamleyin üzerini değiştirmeden, eşofmanlarını giymeden yattı hocam. İşte ben sabahleyin gelemem, hatta akşamleyin üzerini değiştirmeden yatan, sabahleyin de kalkamayan bir yavrumuzun üzüntüsünü bize anlattılar. Bunlar çok sevindirici hadiseler. Yine geçen bir tane çocuğumuza dedim ki seni biz mi almaya gelelim yoksa baban mı alsın, getirsin dedim. Dedi ki hocam, babamın bir yoğunluğu var. Benim evim de uzak. Camiye yakın olan bir arkadaşım var. Ben bu akşam o arkadaşımın misafiri olacağım. Yarın sabahleyin inşallah ben camide sizle beraber olacağım dediler. Şimdi çocuklarımızı yetiştirme noktasında hocam uzunca anlattılar. Hakikaten eğitim çok önemli. Evet. Ama bu eğitime takviye edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi de onun uygulamaya geçmesi. Yani uygulamadığınız zaman, o verilen eğitimin egzersizini yapmadığınız zaman orada bir eksiklik söz konusu olabilir. Nasıl? Şöyle bir örnek vermek istiyorum ben. Allah Celle Celaluhu bizlere çok büyük güzel nimetler bahşeyledi. Ve ataküm min kulli ma saeltumu ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bitiremezsiniz. Evet. O güzel nimetlerden bir tanesi de bizim göz aydınlığımız, çocuklarımız. Evet. Biz çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmesi için büyük mücadeleler veririz. Anneler, babalar çok büyük fedakarlıklar gösterirler. Ama şöyle düşününüz, bir anne çocuğunu
yetiştirirken, ona yemek yeme alışkanlığını öğretirken yıllarca, senelerce kendi eliyle onu besler. Kaşığıyla, kendi eliyle tuttuğu kaşıkla onu besler. Ayağına giydirdiği ayakkabıyı kendi eliyle giydirir. O ayakkabının bağını bile, bağcağını bile 12-13 yaşına kadar anneler bağlarlar. O yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anne babalara bir çağrısı var. Nedir? 7 yaşına geldiğinde çocuklarınıza namaz kılmasını öğretin. Şimdi 7 yaşına geldiğinde çocuklarınıza namaz kıldırmasını öğretin denilirken de az önce hocamızın ısrarla ve önemle bahsettiği gibi 4-6 yaş gruplarında da işte bizim çocuklarımız neler öğreniyorlar? Namazın surelerini öğreniyorlar. Namazın nasıl kılınması gerektiğini öğreniyorlar. Evet. Ve hocalarımızın büyük bir emeğiyle onlar yetişiyorlar. Ama 7 yaşında namaz kılmasını fiili olarak onu hayata geçirirken de çocuk bazı şeyleri büyüklerinden, etrafından, onlara ait olacak, yarın onlara emanet edeceğimiz mekanlarda onu uygulamaları gerekiyor. O egzersizleri yerine getirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla 7 yaşına gelen bir çocuk namaz kılmasını öğrenecek ama 7 yaşına kadar o namazın içeriğini de bilmesi gerekiyor. Namazın tesbihatlarını da bilmesi gerekiyor. Hakikaten biz çok memnunuz Fatsa halkının, büyüklerimizin bu konuda bize vermiş olduğu destekten çok memnunuz, çok biraz mutluyuz. Da, hocam biraz da programın içeriğini anlatalım. Yani çocuklar gelip sadece abi, sabah namazı mı kılıyor orada? Ne yapıyorsunuz? Nedir oradaki program hocam? Çocuklarımız sabahleyin geliyorlar. Namazdan önce gerek ilçe müftümüz olsun, gerek saygıdeğer hocalarımız olsun. Evet. Orada namaz öncesinde bir yarım saatlik bir vaaz-ı nasihat ta bulunuyorlar. Sonra vaaz-ı nasihattan sonra namaz vakti girdikten sonra namazımızı kılıyoruz. Hep beraber herkes orada bir sofrada buluşuyor. Caminin alt katı bizim çok kahvaltı müsait. Secdede beraber buluşuyoruz. Sofrada. Sonra secdenin akabinde sofrada. Slogan bu mu hocam? Secdede ve sofrada. Buluşalım. Evet. Çocuğun al camiye gel, torun al camiye gel. Sonra namazdan sonra orada çocuklarımızın biraz camide serbest olmaları hasebiyle kendi bildikleri oyunları oynuyorlar. Orada arkadaşlarıyla kaynaşıyorlar, sohbet ediyorlar. Belki şu anda binalarımız, evlerimiz büyüdü ama onların içinde ve çevresinde hareket eden alanlarımız bizim küçüldü. Orada hocam, belki camide koşmak, tepinmek serbest namazdan sonra. Evet. Namazdan sonra orada rahat hareket edebiliyorlar. Çocukların kendilerini mutlu hissedebildikleri bir alan, bir çok mekan. Çok rahat bir ortam buluyorlar orada. Hakikaten faydalı bu. Ben biraz önce Necati Hocam dedi ki çocuk, ben arkadaşımın evinde kalacağım. Çok güzel bir şey. Ya yetişememem korkusuyla bir başkasına, camiye yakın bir arkadaşına misafir kalıyor çocuk. Geçen sokakta görüyorum. Bir delikanlı bayağı. Müftü amca dedi, selam verdim. Merhaba, nasılsın dedim. Arada tanımadın dedi. Dedim tanımaz olayım mıyım? Tanıyorum da ismini düşünüyorum. Kimdin? Lokman mıydın? Ahmet miydin? Hocam ben cumartesi sabahları buluşuyorduk ya. İşte onlardan birisiyim. Diyebiliyor çocuk size. Bu güzel bir şey değil mi? Evet, çok güzel. Yani geldiği size yakınlığı oluyor. Size diyor ki biz işte sabah namazındaydık ya falan. Hakikaten güzel şey. Evet. Bu. Evet hocam. Evet. Şimdi Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimesinde men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasibun minha. Aslında bu çok önemli. Devamındaki ayetin devamı da çok önemli. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki kim güzel bir çığır açarsa, evet, o açmış olduğu çığırdan kendisi bir sevap elde eder. Ama onun açmış olduğu çığırdan gelenler de ne kadar geldiyse o gelenlerin sevabından da sevap elde eder. Evet. Şöyle düşünelim. Bizim memleketimizde yükseklerde çok kar yağar. Tam da kış mevsimi. Evet. Düşünün, bir metre kar yağar. İnsanlar hasretle, özlemle bekledikleri o karda yürüme arzusunda bulunurlar. Ama o derin karı aşmak için öncelikle oradan bir çığ açılması gerekir.
Kimse de belki ilk önce şöyle düşünür, der ki yükseklerde birisi şu yoldan gitse de biraz yürüse de evet, biz devamında onun izini takip edip de gitsek derler. Evet. O yoldan birisi bir çığır açar. O çığırın açıldığını görenler de cesaretle o yola girerler. Bakarsınız ki az önce hiçbir kişinin bile gidemeyeceği durumda olan yol, bir kişinin cesaretiyle yola çıktıktan sonra bakmışsınız artık bir yol haline gelmiş. Evet. Herkesin sığabileceği, herkesin rahatlıkla gidebileceği bir alan haline gelmiştir. Evet. Bakınız ben şunu söylemek istiyorum. Fatsa'daki anne ve babalar çocuklarıyla beraber çok güzel bir çığır açtılar. Emin olunuz görmenizi arzu ederiz ve sizi buradan bütün orduyu, memleketimizin her bir tarafındaki insanlarımızı misafir etmek ve davet etmek için çağrıda bulunuyoruz. Orada ilk zamanlar bazı veliler, büyükler, sabah namazına gelen veliler o kalabalığı, yoğunluğu görünce şunu sorarlarmış birbirlerine. Ben acaba yanlış mı anladım, bu sabahleyin bayram sabahı mı yoksa ben mi bilmiyorum evet, diye hayretlerini gizleyemeyenler var. Hatta ben kendimi Mekke ve Medine'deymiş gibi hissettim diyen insanlar var. İnsanların mutluluğunu görmek, hele hele Yüce Rabbimizin emri gereği fıtratı İslam olan, yaratılışı İslam olan, hani ayet-i kerimesi de Yüce Rabbimiz buyuruyor ya Rum suresinde. Evet. Sen yüzünü Hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Evet. Böyle bir güzel bir dinimiz var. O güzel dinimizin mensubu olan bizleri Allah Celle Celaluhu zaten İslam fıtratı üzere yaratmış. O zaman biz ne yapmamamız gerekiyor? Çocuklarımızı ihmal etmememiz gerekiyor. Kesinlikle. Yarın camilerimizi, mekanlarımızı, değerlerimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza şimdiden yavaş yavaş teslim etmemiz gerekiyor. Hocam teşekkür ediyorum. Kıymet hocam ben bir dakikanızı rica ediyorum. Bu sürekli sosyal medya hesaplarından bize yazan dostlarımız var. Kıymetli saygıdeğer izleyicilerimiz var. Onları da buradan birkaçını ben okuyup selamlarını güzel alarak programımızı devam ettirelim. Beraber, bizimle beraberler. Evet. Abdullah Tayfur hocam, hocam kolay gelsin diyor. Mümtaz Metinyurt, hayırlı akşamlar. Programınızı dostların buluşma mekanı istedemlikte tüm dostlarımızla beraber izliyoruz. Saygıdeğer müftümüze ve hocamıza çocuklarımızın yaşam gayesinin en önemli safhalarını güzel bir dille anlattıkları için teşekkür eder. Hepinize saygı ve hürmetlerimizi sunarız. Mahmut Çetin ağabeyimiz gurbetten selamlar diyor. Aleykümselam. Sinan Nurgül Erarslan hayırlı yayınlar hocam diyor. Teşekkür ediyoruz. Sait Ersoy diyor ki yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü ve benim babasız 7. yılım. Sizden babam ve bütün mümin ve mümineler için dua bekliyorum diyor. Allah rahmet eylesin. Bütün geçmişlerimize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Ali Ersoy hayırlı yayınlar diliyor. Aydın Durmaz hayırlı yayınlar diliyor. Celal Üste bizim hiç kaçırmadan sürekli müdavimimiz, takipçimiz. Kendisi vatanî görevinde rütbeli görevli kardeşimiz kendisini ve yanındaki bütün silahlı kuvvetler mensuplarını ve ülkemizin bütün silahlı kuvvetlerindeki askerlerimizi, Mehmetçiklerimizi, polislerimizi buradan saygıyla selamlıyoruz, dua ediyoruz. Rabbim onları şerlerin, bütün şerlerinden muhafaza buyursun. Hocam, Hacı Bey var ol hocamız, sohbetinizden istifade etmek nasip olsun, bereketlensin diyor. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ve Ali Börekçioğlu hocamız. Hayırlı yayınlar sayın hocam. Rabbim işlerinizde kolaylıklar nasip eylesin. Ali Teyin hocamız yine aynı şekilde, Ahmet Nusret Aydın hocamız öyle. Hasan Özen sayın hocam size diyor ki sayın müftüm çok güzel konular işliyorsunuz. Günümüzün en büyük problemleri bunlar diyor. Allah razı olsun. Nevzat Temiz bizim aziz kıymetli kardeşimiz, aziz dostumuz çok ilginç bir tespiti var. Diyor ki anne babaların telefona müptela olmaları ve çocuklarını ihmal etmeleri sebebiyle çocuklar ilgi görmek için büyüyünce ne olmak istiyorsun sorusuna cep telefonu olmak istiyorum diyebiliyor. Vay vay. Mustafa Kahraman ağabeyimiz diyor ki programınız milletimize hayırlı olsun. Allah siz hocalarımızdan razı olsun, kolaylıklar versin. Şener Uzun Allah sizlerden razı olsun, ağzınıza sağlık diyor. Ve daha devam eden birçok kardeşimiz, dostumuz, kıymetli izleyicimiz Durmuş Ali Öztürk hocamız. Daha önce programlarımızda da konuk etmiştik. Programın hayırlı ve Müslümanlar için faydalı olmasını dilerim. Burhan Hatice Şanlı hayırlı akşamlar diliyor. Necati Türkkan ağızlarınıza sağlık diyor. Ve hocam devam ediyor. Birçok
arkadaşımız, dostumuz Abdullah Salman hocamız. Abdullah Salman hocamızı da buradan hayırlı olsun başarılar ya. Diliyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. İl müftülüğü ceza ve vaiziydi. Sanıyorum Adıyaman Gerger ilçe müftüsü olarak atandı. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz. Allah mahcup eylemesin diyoruz. Mehmet Ali Usta Ahmetoğlu, Abdullah hocam sana da hayırlı olsun diyor. Veleroğlu amin inşallah. Maşallah hocam, bayağı katılanlar var. Evet, epey bir katılım var. Bunları okursanız Emrah Kuşlu ağzınıza sağlık. Ben hocam sadece izleyicilerimizle karşılıklı iletişimimiz maşallah devam etsin. Çok programımıza güzel katılımları devam etsin. Ve onlara saygısızlık olmasın diye yazdıklarını buradan okuyarak ben de teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. İletmek istedim. Kıymetli izleyicilerimizle birlikte ancak programımızın bir anlamı, bir manası olur. Hocam, Necati hocamız şimdi ben isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. O bizim projenin bir ayağı. Aslında bu projenin içerisinde bu neslin korunması noktasında tarihle, geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturmak gerekiyor. Evet hocam. Bunun için biz gençlerimizi bize geçmişimizi hatırlayacak değerlerimiz var. Nedir bu değerler? Camilerimiz var, değil mi? Kervansaraylarımız var. Evet. Tarihi yerler var. Oraları da gezdirmek gerekiyor. Bak senin ecdadın, örneğin atıyorum, Edirne'de Selimiye Camisi'ne götürdüm. Evet. Senin evladın bunu yaptı. Evlat, sen bundan daha iyisini yapmalısın. Çocuklarımız için bu tarihi ve manevi atmosferi olan alanlara, eyvallah, mekanlara gezi. Evet hocam. İşte bir Dolmabahçe Sarayı'na getirmek lazım. Senin ecdadın bunu yaptı. Bir İstanbul'a götürüp gezmek lazım. Bak evlat, senin ecdadın 21 yaşında İstanbul'u fethetti dememiz lazım, değil mi? Hocam şöyle diyebilir miyiz? Çocuklarımızı sadece camiye çağırmıyoruz. Yani milli ve manevi bütün değerlerimizi eğitmeye ve öğretmeye. Bütün değerlerimizle onları buluşturmak lazım. Buluşturmazsak tarihini bilmeyen kişi kopar. Evet. Bir hocamız vardı, çok manidar da onu söylemiyorum buradan biraz şey. Tarihini bilmeyen nesil bitmiştir derdi o anlamda. Şimdi ben birkaç şey daha var, çok önemli aslında. Neslin korunması için tehlikeler saydık ya. Evet. İşte çok ciddi tehlikeler var toplumda. Aslında geçmişte helak olan toplumların ortak özellikleri var. Putçuluk, şirk, livata, haksızlık, başkalarının hakkını yeme gibi. Evet. Bugünkü toplumda da bu onların helak olmasına sebep olan nedenlerin birçoğu tezahür etmiş durumdadır. Biz çocuklarımızı onlardan korumak zorundayız. Korumamız lazım. Çünkü korumazsak bu işler sıkıntıya girer. Nasıl koruyacağız noktasında söylüyoruz işte. Geçmişle bir defa bağ kurması lazım çocuklarımızın. Şimdi bazen şeyler oluyor. Dedik ya, bir nikahtan bahsettim ben biraz önce. Evet. Bir bakıyorsunuz artık çocuklar büyüdü, biraz büyütelim onları, değil mi? 14-15 yaşına gelsin. Bakıyorsunuz daha çocuk evlenmeden etmeden bir birliktelik yaşanıyor. Nikah yok, sözleşme yok, hiçbir şey yok. Evet. Aylarca gezebiliyorlar. Bazen hiç hoş olmayan şeyler ortaya çıkıyor. Aslında bunlara da müsaade edilmemeli. Evet. Gençlerimizin yaptıkları bu işin yanlış olduğunu biz bir şekilde anlatmamız lazım. Değerlerimizi dejenerasyona uğratmamak devam etmeliyiz. Tabii, uğratmamak için çalışmamız lazım. Sonra bir bakıyorsunuz, yani diğer şeyler var, başka tehlikeler var. Bu noktada da çocukları eğitirken de sadece dünyalık düşünmemek lazım, değil mi? Efendim biz şöyle düşünüyoruz, benim çocuğum şunu olsun, tamam olsun. Acaba ahiretini de düşünüyor muyuz? Dünyasını düşünürken. Evet. Çocuğumuz doktor olsun, uçak mühendisi olsun, eyvallah olsun. Dünyanın en güzel mühendisi olsun. Bunlara destek vermemiz lazım. Dünyanın en güzel elektronikçisi olsun, uçak mühendisi olsun, tıp olsun, neyse yani. Ama bunun yanında çocuk ahiretini düşünen birisi de olsun. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki müminler için, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. Onlardan öyle kişiler vardır ki, müminler öyle kişidir ki hem dünyamızı güzel eyle hem ahiretimizi güzel eyle diye dua ederler. Sadece dünyayı isteyen değil. Değil. Evet. Ahiretinizi de düşünmeniz gerekiyor. Ve bunun için ne yapmak lazım? Biraz hocam, daha bunun için ne yapmak lazım dediniz ya, şimdi
Biraz önce Necat Hocam dedi ki güzel bir çığır açmadan bahsetti. Tam da bununla ilgili Cemalettin Duru Kabataş'tan, Kabataş Merkez Camii İmam Hatibi, o da bu konularda çok duyarlı, sosyal projeleriyle öne çıkan bir hocamız, diyor ki kıymetli hocalarıma selamlar, Fatsa'yı örnek aldık. Devam inşallah. Necat evet. Hocam güzel bir çığır açtı. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Bir de yeter ki evet. Güzel işte devam edelim. Hep beraber. Metin Çavuşoğlu hocamız, bu da Ordu'da yine bu sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkmış çok gayretli bir hocamız. Diyor ki hocam sizleri cemaatimizle birlikte izliyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Ben hocamıza da cemaatine de eyvallah. Selamlarımızı, eyvallah. Saygılarımızı iletiyorum. Buyurun hocam. Şimdi bazı aileler şöyle diyor bize. Biz gençlerin bir cümleyi de isterseniz şöyle ifade edelim. Evet. Bu gençleri biz nesli korumak için neslimizi aslında Kur'an ahlakıyla, peygamber metoduyla, Kur'an ahlakıyla ahlaklandırmamız lazım. Evet. Metot peygamberin metodu olacak, ahlak Kur'an'ın ahlakı olacak. Onunla ahlaklandırmamız lazım. Evet. Bunu yaparsak hiçbir sorun evvelallah kalmayacaktır. Peki peygamber metodu neydi? Evet. Biz şimdi biraz önce dedik ki çocuğunu al camiye gel torunu. Bazılar belki bizi şey yapacak, şey yapabilir ya adamlara bak. O çocuğun camide ne işi var? Yatsın uyusun. Siz çocuğu niye rahatsız ediyorsunuz diyenler belki olabilir. Evet. İnşallah olmasın. Bakınız biz bizim metodumuz Hazreti Peygamberimizin metodudur. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize yönelik Rabbim şöyle buyurmuyor mu? Yani ona inen ayeti kerimelerde. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَالصَّبِرْ عَلَيْهَا. Sen ehlini namazla emret buyuruyor. Evet. Ve buna da sabırlı ol. Çocuk gelmeyebilir. Gelmiyorsa dövme, itme, kalkma ama onun gönlünü yap gel. Şimdi biraz önce okuduğumuz ayeti kerimelerde Lokman Aleyhisselam'ın, oraya isterseniz dönelim bu güzel ayeti kerimelerde. Dönelim hocam. Günümüzle çok ilişkisi var. Şimdi hocam bunu ben aslında şöyle sorayım ben size. Yani evlatlarımıza dini, milli, manevi değerlerimizi öğütlerken, öğretirken hangi dili kullanmalıyız, hangi yöntemi kullanmalıyız? Şimdi siz tam orada bir bunu defa, anlatırsanız bir defa şöyle, istifade etmiş bizim oluruz. Bizim dilimiz yumuşak olmaz. Kavli lehine. Bu şeyde Nahl suresinin son ayet-i kerimelerinde var. Lokman Aleyhisselam'ın bir örnek var burada. Lokman Aleyhisselam Lokman suresinde bakın aynı şifa ifadeyi kullanıyor. Evet. İşin öneminden başlayarak kullanılıyor. Ben baştan dedim ki putçuluk tehlikesi var. Şirk tehlikesi var dedim. Evet. Lokman Aleyhisselam buyuruyor ki çocuğuna Bismillahirrahmanirrahim 13. ayeti kerimede ve id kâle lukmanu libnihi ve huve ya'iduhu. Ya büneyye la tüşrik billah. İnne şirke le zulmün azim. Ey oğulcuğum, evladım, ona vaaz ederek diyor bak, öğüt vermek kastıyla. Evet. Öyle sert falan. Hitap tarzı bu. Hitap tarzı bu. Allah'a şirk koşma. Birincisi bu. Birinci bu. Evet. Ne yap yap Allah'a şirk koşma. Şirk büyük bir zulümdür. Bir bu. Anlaşılmayan tarafı yok. Yok. Evet. Sonra o devam ediyor. Ayet-i Kerime anneye babaya iyilik yapmayı işte emrediyor. Çünkü annenin babanın evlat üzerine çok büyük hakkı var ya. Allah'a itaattan, Resulüne itaattan sonra anne babaya eyvallah. İhsan. Şimdi bak. Çünkü annenin babanın çocuk üzerine çok hakkı var. Siz bu senin annendir babandır karşı gelmeyeceksin. Saygılı evet. olacaksın. Gibi. Sonra devam ediyor ayet-i kerime. Bir başka ayet-i kerimede yine ya büneyye innehâ intekü mithkâle habbetin min hardelin fetekün fî sahratin ev fissemâ. Ey oğulcağızım, senin yaptığın işler var ya, bir tane habbe ağırlığında bile olsa, çok küçük evet. ve bu büyük bir taşın içinde olsa evet. veya göklerde olsa veya yerde olsa ye'ti bihallah. Allah onu senin huzuruna getirecektir. Buradan ne yapıyoruz? Bak ahiret var buradan sonra. Bunun hesabı var. Diye burada bir öğütü var Lokman Aleyhisselam'ın. Çünkü innallaha latifun habir. Allah latiftir, haberdardır her şeyden. Bir diğer çok önemli şey, biraz önce okuduğum ayeti kerimeyle yine bağlantılı. Yine ya büneyye ifadesi var. Evet. Yebni demiyor Lokman Aleyhisselam. Aslında Cenab-ı Hak bizim böyle dememizi istiyor. Oğulcuğum, evladım. Evet. Hani ya büneyye akimis sala. Ey oğlum, ey oğulcuğum, evladım, namazını kıl. Namazını kıl.
Niye? Çünkü namaz kötülüklerden alıkor. Namaz seni diriltir. Namaz seni iyi yapar. Camide namaz kılınacak yer ya, onun için diyoruz ya, camide buluşmamız lazım. Evet. Camide buluşalım ki çocuklar meyhaneye gitmesin, kahvehaneye gitmesin. Çocuklar efendim merdiven atlarında kötü yerlerde, biraz önce bahsettiğimiz o madde bağımlılığı, bir sürü gencimiz var. Allah onların anasına babasına yardım ihsan etsin. Amin. Onların kurtuluşuna Cenab-ı Hak vesileler ihsan etsin. Hazır bunu deyince, bizim Fas'ta bu konuyla da ilgili bir projemiz geçmişte vardı. Geçmişte böyle bir projeniz aslında vardı. Aslında bunu paylaşmıştık. O proje de şuydu. Bataklığa batmadan dut elimden projesiydi. Evet. O şu anda uyuşturucu ile mücadele adı altında Fas'ta kaymakamlığının icra ettiği proje devam ediyor bu 3 seneden beri. Şimdi onları gördüğümüz zaman ne kadar çalışmadığımızı, ne kadar duyarsız olduğumuzu görüyoruz. Yani yapmamız gereken o kadar çok şeyler var ki, bunları yapmak için çok daha mücadele etmemiz gerektiğini söylüyoruz. Kesinlikle. Şimdi çocuğa işte namazını kıl diyor. Ve emur bil ma'rufi ven hanil münker. Oğlum, oğulcağızım, bak bunun yaşı maşı değil. Sen iyiliği emret arkadaşlarına. Çocuklar birbirine iyiliği emret. İyi yaptı. Kötülükten de uzaklaştır. Vasbir alame asabeke. Bu emri bil maruf nehy anil münker diyoruz buna. Bir şeyi emrederken nehy ederken kolay bir iş değildir bu. Birisine yaptığı bir işi yapma diyorsunuz. Evet. Veya yapmadığı bir işi yap diyorsunuz. Karşınızdaki adam rahatça oturup tamam abi eyvallah hemen yapıyorum demiyor, değil mi? Evet. Öyle kolay bir iş değil. İnsanların nefsine kolay gelmiyor. Kolay gelmiyor tabii. Burada ne yapman gerekiyor? Sabırlı olman lazım. Sana burada bir şey isabet ederse, bunu yaparken birileri sana hadi buradan derse veya sana iterse kakarsa, sabırlı ol. Çünkü senin peygamberin böyle yaptı. Evet. Değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam bir konuyu bir kere değil, 10 kere değil, defalarca anlattı yani İslam'a gelmesi için. Sonra inne zâlike min azmil umur. Bu kesin işlerden birisidir diyor Cenab-ı Hak. Yani ne kesin işler? Namaz kılmak, iyiliği emretmek, kötülükten uzaklaştırma, Allah'ın kesin kesin emrettiği şeylerdendir. Şimdi Lokman Aleyhisselam böyle diyor, sonra daha devam ediyor. Çocuğun böyle hani toplum içerisinde güzel olması için وَلَا تُسَعِرْ حَتَّكَ لِلنَّاسِ. Sen yüzünü insanları küçümseyerek onlardan çevirme. Kibirli olma. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرْحَا. Yeryüzünde de böyle Külhan Bey gibi tabiri caizse kibirle yürüme. Yürüme. İnna Allah la yuhibbu kulle muhtalin fakhur. Çünkü Allah kibirlenenleri, böbürlenenleri kesinlikle sevmez. Ve bu öyle bir iş ki, bu kibir öyle bir iş ki, o kibir insanı cehenneme götürür. Allah muhafaza. Şeytanı Allah'tan uzaklaştıran iş malumunuz kibirdir. Evet. Neydi? Rabbim Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman ve iz gâle rabbuke lil melâikete inni câilun fil ardı halife diye ayetlerinde beyan edildiği gibi ben yeryüzünde Adem'i yaratacağım, onu halife kılacağım dediği zaman melekler biliyorsunuz yani yeryüzünde kan dökecek birisini mi yapacaksın falan diyor ya. Sonra Adem Aleyhisselam Cenab-ı Rabbül Alem meleklere Adem'e siz secde edin dediği zaman melekler secde edip şeytan ne yaptı iblis? Ben daha üstünüm dedi. Ben daha üstünüm. Yüz çevirdi. Onlar secde etti. Fesetedi melaike kullum illa iblis. Eba ve sekbere diyor. Ancak iblis secde etmedi. Yüz çevirdi, kibirlendi. İnsanları Allah'tan uzaklaştıran şeydir. Onun için biz çocuklarımıza daha küçük yaşta tevazu kibirli diyor. Olmamayı, tevazu, mütevazi olmayı anlatmamız gerekiyor. Evet. Devam ediyor ayet-i kerimede. Vaksıt fi meşike ve uzuz min savtik. Sen normal yürüyüşüne devam et. Öyle kibirli, gururlu, işte yerleri evine gidecek kadar dağlar ben yarattım gibi başka ayet-i kerime de var bu anlamda. Öyle yapma. Sonra sesini hafiflet. Evet. Bağıra bağıra konuşma. İnnen kerel esvat ve savtul habiyy. Seslerin en çirkini merkep sesidir. En çok çıkan ses odur. Yani. Şimdi bu ayet-i kerimeleri gördükten sonra ben derim ki bütün annelere babalara, kardeşim neslin korunmasının yolu
Kur'an'dan geçer. Evet. Sünnet-i Resulullah'tan geçer. Eshab-ı kiram nasıl yapmışsa, Kur'an'da neler yapılması emrediliyorsa, Kur'an bize neyi öğütlüyorsa biz bunu çocuklarımızın alabildiği kadarıyla, yani evet, alabileceği şekilde çocuklarımıza anlatacağız. Gençlerimizi Kur'an'a yönlendirmemiz gerekiyor. Sadece evet, neslin korunması çocuklarla kalmıyor. Evet. İşte büyüyorlar. Bununla sınırlanmıyor. O zaman gençlerimizi korumak için de Kur'an'la buluşturmak evet, lazım diyorum. Kıymetli hocam, şimdi bir bu arada iki cümlemiz var. Saygıdeğer izleyicilerimize haksızlık etmemiş olalım öyle diye mi? Emekli İmam Hatip Yaşar Demir hocamız daha diyor ki hayırlı programlar. Doğru. Nihat Karadaş, saygıdeğer izleyicimiz, ben Nihat Gerce'den diyor. Sayın hocam, Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Hayırlı cumalar ve aleyküm selam diyoruz. Size de hayırlı cumalar. Evet hocam. Ben burada şunu ifade etmiyorum. Tekrar ifade edeyim. Evet. Biz gençliğimizi tarihle buluşturursak, maddi ve manevi değerlerimizi bunlara aşılarsak, özet olsun aynı zamanda. Evet. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi, din sevgisi, diyanet sevgisi, birlik, beraberlik şuuru birinci verirsek gençlerimizi koruruz. Aksi takdirde bir taraftan gençlerimizin dinini sömürmek için, devşirmek için bize saldıranlar var. Evet. Öbür taraftan maddeyle, uyuşturucuyla, şunla bununla gençlerimizi elimizden almak isteyenler var. Evet. Bir diğer taraftan da alamadıklarını bu kafir zümresi ellerindeki bombalarla, dinamitlerle evet, elimizdeki çocuklarımızı gözümüz göre göre öldürüyorlar. Evet. Bunları korumak zorundayız diyorum ve sanıyorum sözümüzün sonuna doğru mu geldik? Son 5 dakikaya girdik. Girerken ben de orada şunu söyleyeyim isterseniz. Allah herkese evladını bağışlasın. Evet. Bu evlatlar da biz hani bu vatanı onlara teslim edeceğiz. Evet, bir şey sözü vardır. Çin sözü derler. Siz 6 aylık bir şeyin semeresini almak istiyorsanız buğday ekin. Yani ekin. 10 senelik 10 sene sonra semeresini almak istiyorsanız ağaç ekin. 100 sene sonrasının meyvesini almak istiyorsanız evlatlarınızı iyi yetiştirin. Hocam. Ve evet, cümleyi söyleyeyim. Ve evlatlarınızı yaşadığınız devre göre değil, yaşayacakları devre göre yetiştirin. Evet, tam yetiştirin diyorum dedin. Şimdi öğretmenler günü de var. Ben bu arada programımızı kapatmadan önce son sözü yine size vereceğim. Ama Necati Hocam'dan da hem kıymetli izleyicilerimize veda anlamında hem de son birkaç cümle alalım. Daha sonra da son eyvallah, sözü eyvallah, ben de öğretmenlerimizin hocam günlerini tebrik edeceğim inşallah. Ama Necati Hocam söze başlamadan önce kıymetli izleyicilerimize de ben buradan ekranlar aracılığıyla bir söz verelim. Ben hocam izniniz olursa Necati Hocam'ı bir programa tek başına konuk olarak alıp Fatsa'daki bu yaptığı çalışmaların görüntüleriyle birlikte bir programın tamamını hocamıza ayırıp hocalarımıza teşvik olsun diye çok, burada çok, ağırlamak çok, istiyorum. Çok, çok güzel hocam olur. Çok mutlu oluruz. Bizim söyleyeceklerimiz çocuklarımızın belirli bir dönemleri vardır. Evet. Orada kendilerine neyin faydalı, neyin zararlı olamayacağını hesap edemeyebilirler. Evet. O zamanı iyi ayarlamamız gerekir ve onların ufak tefek eksikliklerini, kusurlarını sürekli onların yüzüne vurmaktansa onların elinden tutmak, sahip çıkmak gerekir diye düşünüyorum. Yine Vaka suresinde Yüce Rabbimizin Ale en nübeddile emsalekum ve nunşiyekum fîmâ lâ te'alemûn. Takdir ettiği ölüm neticesinde de şöyle bir ifadesi vardır. Biz ölümü şu yüzden takdir ederiz. Yerinize benzerlerinizi getirmek için. Evet. Bu çocuklar bizim benzerlerimiz. Evet. Yani bizi temsil edecekler. Bu memleketi, bu ezanı, bu dini, bu bayrağı temsil edecekler. Hocamın da ifade ettiği gibi bayrağıyla, ezanıyla, toprağıyla, vatanıyla, şehitlerimizin emanetiyle yoğrulan bu güzel memleketi, bu kutsal diye tabir edebileceğimiz bu güzel toprakları teslim edeceğimiz çocuklarımıza lütfen sahip çıkalım. Evet. Hocam teşekkür ediyorum hocam. Çok güzel son oldu. Ben son sözü sizden alalım. Son, yarın da Öğretmenler Günü. Ben konuya tüm yavrularımızın kazalardan, belalardan, kötü düşüncelerden muhafaza edilmesi noktasında Rabbime niyaz ediyorum. Evet, ancak abi, Öğretmenler Günü'nü de tabii ki kutlamak lazım. Tüm muallim kardeşlerimi, yani öğretmen kardeşlerimin gününü kutluyorum.
Bu sadece Kur'an kursu öğretmenleri değil, tüm öğretmenlerimizi. Bu arada yani, Kur'an kursu öğretmenlerimizin de ben günlerini kutluyorum. Müsaade ederseniz bu konuyla ilgili ben 2015 yılında böyle bir şiir yazmıştım kendim. Böyle çok da şiire belki benzemiyor ama şunlardan birkaç şey serdedeyim öğretmen hocam kardeşlerimize. Şöyle konu: kölesi olmaya layık muallim. Söze nereden başlasam size anlatmaya? Hecelerle, kelimelerle, cümlelerle tarife. Allah'ın Adem'e öğrettiklerini öğretene. Muallimdir kölesi olmaya layık muallim. Hazreti Ali dedi, bana bir harf öğretinin olurum kölesi. Hem yaranı, hem ahbabı ve hem de yoldaşı. Hem dünyada, hem ahirette faydalanılan kişi. Muallimdir kölesi olmaya layık muallim. Bilmeyenlere öğretmek gerek. Allah'ın emri hakikat. Meleklere yeryüzünde halife yaratacağım elbet. Melekler de demişti, tesbihe hazırız, Adem'e ne gerek? Muallimdir kölesi olmaya layık muallim. Allah öğretmişti varlıkların tüm isimlerini Adem'e. Sonra isimleri haber verin bana demişti meleklere. Melekler tövbe ve istiğfarla kapandılar secdeye. Muallimdir kölesi olmaya layık muallim. Adem'e yöneldi yüce muallim, isimleri haber ver bana diye. Adem eşyanın ismini öğrenmişti yüce muallimden yenice. Hazreti Adem haber verdi eşyanın ismini teker teker rahatça. Muallimdir kölesi olmaya layık muallim. Hira ufkunda Cebrail muallim, Hazreti Muhammed ise talebe. Yaratan Rabbin adıyla oku diyordu okuma bilmem diyene. Emir kesindi okumaya başladı, İkra Bismi Rabbikellezi diye. Muallimdir kölesi olmaya layık muallim. Hira ufkundaki talebe muallim olmaya başladı Mekke'ye. En yakını Hazreti Hatice'den başladı bu kutsal davayı öğretmeye. Çağırıyordu cahilleri istisnasız öğrenmeye, hakkı tanımaya. Muallimdir kölesi olmaya layık muallim. Bilenlerle bilmeyenler bir olmaz buyurdu Hazreti Allah. Kur'an'ı öğreten ve öğrenenin hayırlınız dedi Resulullah. Kur'an öğretenin gecesi gündüzü olmamalı valla. Muallimdir kölesi olmaya layık muallim. Dünyada baş muallimin işi zordu, dur durak yoktu. Garipler, zayıflar talebeliğe koşarken zorbalar kaçıyordu. Ama Allah'ın nuru muallimlerle tamamlanacaktı. Muallimdir kölesi olmaya layık muallim. Muallim kardeşim, anlattıkların ve öğrettiklerin sözlerin güzeli. Bu sözü öğretenler ve öğrenenler toplumun en hayırlıları. Hayırlı olmak gayret ister, hasbilik ister, muallimlerce bilinmeli. Muallimdir kölesi olmaya layık muallim. Ebu Musab der ki, işiniz kutsal ve yaman, kolaydır diyemem. Sonunda cennet var, rıza-i bari var, bunu da inkar edemem. İsterim işiniz karşılığını hem burada alın, hem ahirette tas tamam. Muallimdir kölesi olmaya layık muallim. Teşekkür ağzınıza ediyorum. Hocam, Allah herkesten razı olsun. Ben hem Sayın Müftüm size hem de kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Allah razı çok olsun. İyi ki geldiniz. İnşallah bir başka programda hem hocamı hem sizi ayrı ayrı ağırlamaktan mutlu oluruz. Fatsa'ya da bütün kıymetli izleyicilerimize de aracılığınızla selam ve saygılar dilerim. Amin. Allah razı İnşallah. Olsun hocam. Efendim, biz bu akşam tefekkür saatinde çok keyifli bir sohbet yaptık. Fatsa İlçe Müftümüz Sayın Hüseyin Can hocamız ve Fatsa'da farkındalık oluşturan sosyal projelerin mimarlarından bir tanesi Fatsa Orta Büyük Camii
İmam Hatibimiz Sayın Necati Ergül hocamızla birlikte çok keyifli bir sohbet yaptık. Ben hocalarımıza, kıymetli izleyicilerimiz adına tekrar teşekkür ediyorum. Efendim ben de yarın idrak edeceğimiz öğretmenler günümüzde bütün öğretmenlerimizin hürmetle, muhabbetle ellerinden öpüyorum. Hepinizine buradan dualarımızı, selam, saygı ve hürmetlerimizi arz ediyorum. Programımızı kapatmadan önce cuma gecemiz mübarek olsun. Rabbim aziz şehitlerimiz başta olmak üzere bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Bir sonraki tefekkür saatinde görüşünceye değin. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalınız efendim. Bir şey söyleyeyim.